Evet arkadaşlar, şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine. Şimdi Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine geçerken arkadaşlar, bakın dikkat ederseniz 17. yüzyıl, diğer istilahlar arayış yılı veya duraklamadır. Şunu söyleyelim. Bir kere 17. yüzyıl hakkında bazı temel ve kritik bilgiler öğrenmeniz lazım. 1. 17. yüzyılda Osmanlı Avrupa'ya örnek almamıştır. Amacı yükselme dönemine geri dönmekti. 2. Bu dönemde İstanbul isyanları Yeniçerileri çıkarmış oldu. Anadolu'da Celali isyanları ve eyalet isyanları çıkmıştır. Bu isyanların amacı devletin rejimini değiştirmek değildir. Yani saltanatı kaldıralım, başka bir rejime geçelim değildir. Sadece şahıslara yöneliktir. 2. Bu yüzyılda çıkan isyanlarda Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımının bir etkisi yoktur. Çünkü Fransız ihtilali 18. yüzyıldadır. 3. Bu dönem her ne kadar duraklama dönemi olsa da Ferhat Paşa Anlaşması ile doğuda engelli sınırlara ulaşılmış, Bucaş Anlaşması ile de batıda engelli sınırlara ulaşılmıştır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani Osmanlı'nın en geri sınırlara ulaştığı dönem bu dönem, duraklama dönemidir. Bunlara dikkat edin. Bir de şunu söyleyeyim, duraklama döneminde askeri alanda daha çok ıslahat yapılmış. Ancak devletin problemleri çözülememiştir. Çünkü sorunların asıl nedeni köküne inilmemiş arkadaşlar. Islahatı yapan padişahla sınırlı kalmış, devamı getirilmemiş arkadaşlar. İsyanlar baskı ve şiddet yoluyla bastırılmış. Bu yüzden herhangi bir sonuç alınmamıştır. Bu temel noktalara dikkat edersek sorularda arkadaşlar daha rahat bir sonuca ulaşırız. Şimdi Osmanlı-İran ilişkileriyle başlayacağız arkadaşlar. 1577'de başlayan savaşlar Kasırşın Anlaşması'na dek sürdü. İran'daki karışıklıklardan yararlanmak isteyen 3. Murat, Lala Mustafa Paşa İran üzerine gönderdi. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken Tebriz, Gürcistan, Azerbaycan alanında İran ile Ferhat Paşa anlaşması imzalandı. Bakın Tebriz, Gürcistan, Azerbaycan alınıyor. Bu Ferhat Paşa anlaşması ile doğuda en geniş sınırlara ulaştı. Bunu bilelim. Yeter. 1603-1611 Osmanlı-İran savaşları. İran Şahı Abbas, kaybettiği yerleri geri almak için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. İran kaybettiği yerleri geri aldı. Celali isyanları ile uğraşan, yani Anadolu'daki bu Türklerin çıkarmış olduğu isyanla uğraşan Osmanlı Devleti, İran'ın Nasuh Paşa anlaşmasını imzaladı. Bakın Nasuh Paşa anlaşması. Aslında Ferhat Paşa ile kazandığımızı Nasuh Paşa ile bir nevi geri vermiş olduk. Yani burada bilmeniz gereken bu Nasuh Paşa Anlaşması İran'la imzaladığımızı ve Ferhat Paşa kazandıklarımızı kaybettiğini bilmeniz yeterli. Gelelim 1617-1618 Osmanlı-İran Savaşları. İran'ın belge vermemesi üzerine tekrar sefere çıkılıyor arkadaşlar. Bu sefer de Serav Anlaşması imzalanacak. Bu Serav Anlaşması da hemen hemen Nasuh Paşa Anlaşması'na onay gelecek. Burada Serav Anlaşması'nın İran'ın imzalandığını bilin yeterli. Gelin diğer savaşa. İran'ın Bağdat'a girmesiyle başlıyor bu savaş. İran Mardin'e kadar ilerliyor. Bakın bu ciddi bir şey. Mardin'e kadar ilerleyecekti. 4. Murat İran üzerine iki sefer yaptı. Revan seferiyle Doğu Anadolu, Bağdat seferiyle Irak'ı geri aldı. Burası önemli. 4. Murat'ın Revan seferiyle Doğu Anadolu'yu, Bağdat seferiyle Irak'ı geri aldı. Zaten 4. Murat arkadaşlar Bağdat Fatih'i olarak da biner. İki devlet arasında Kasırşın Anlaşması imzalandı 1639. Azerbaycan ve Revan İran'a Bağdat Osmanlı Devleti'ne bırakılıyor. Zağros Dağları Türkiye yani Osmanlı ile İran arasında sınır olarak arkadaşlar kabul ediliyor. Gençler dikkat edin, günümüz Türk-İran sınırı bu anlaşmaya göre çizilmiştir. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Hocam bahset. Evet, nasıl olur da bu yüzyıllarca
Türkiye-İran sınırı günümüze göre günümüze kadar gelebilmiştir. Gençler Zagros Dağları doğal bir sınır oluşturduğu için, yani iki ülke arasında sınır belirlenirken bu Zagros Dağları temel belirleyici unsur oluyor. Türk-İran sınırı üzerinde uzandığı için bu dağlar. Bu çıkmış bir soru eskilerde arkadaşlar. Güzel, çok güzel bir soru. Yani nasıl oluyor da diyor, yüzyıllarca böyle bir sınır geçerli olmuş oluyor diyor. Hemen şimdi Avusturya ile ilişkilere bakalım arkadaşlar. Bakın Osmanlı-Avusturya ilişkileri. Muhaç Meydan Savaşı'ndan sonra Osmanlılar Avusturya ile siyasi ilişkilere başlamıştı. Özellikle Avusturya zaten Osmanlı hakimiyeti alanındaki yerlere sürekli müdahale ediyor. Macaristan'a müdahale edecek, Ekrakbordan'a müdahale edecek problemler için. Şimdi gençler, 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı. Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne vermesi gereken vergi ödememesi üzerine Avusturya'nın erleri Ekrak ve Boğdan'a Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Ekrak ve Boğdan geç. Ekrak ve Boğdan günümüzün Romanya'sı. Tamam mı? 3. Murat'la başlayan savaşlar 3. Mehmet döneminde devam ediyor. Osmanlılar Avusturya ile Haçova Meydan Savaşı'nı yaptı. Osmanlı'nın kazandığı son meydan muharebesi. Bakın meydanın altını söylüyor. Bu Haçova Meydan Muharebesi. Biz kazanıyoruz ancak tabii istediğimiz kazanmamıza rağmen masa başında istediğimiz tam düzeyde bir imkan elde edemeyeceğiz. Haçova Meydan Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Eğri Kadıcı İstergon'un arkadaşlar ele geçirilecek ve ele geçirilecek Osmanlı alacak bu meşhur kalede Eğri Kadıcı İstergon kalelerine. Avusturya'ya yardım eden Ekrak ve Boğdan Beyleri tekrar itaat altına alındı. 1. Ahmet döneminde İran ve Celal İslam'ın devleti güç durumuna bıraktı. Avusturya ile Zipatörk Anlaşması imzaladı. Burada özellikle İran ve Celal İslam'dan, Celal İslam'dan Anadolu'da Türklerin çıkarttığı bir İslam, bunlar yüzünden Zipatörk Anlaşması'nı imzalamak durumunda kaldı Osmanlı. Zitvatoluk Anlaşması ile gençler bakın. Biz 1533 İstanbul Anlaşması'nı hatırlayın. Avusturya Arşivlikası Osmanlı'nın sadrazamına devletti. Çok ezici bir üstünlüğümüz vardı siyasi üstünlüğü. Bu Zitvatoluk'ta bu bitiyor gençler. Osmanlı kralı, Osmanlı padişahı ile Avusturya kralı eşit artık. Tamam mı? Zitvatoluk Anlaşması'nın önemi bu arkadaşlar. Bundan bahsetmiş. Bunlar bir yeterli. 1662-1664 Osmanlı-Avusturya Savaşları var arkadaşlar. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Kalesi'ni tekrar alacak Avusturyalılar ve Basfar Anlaşması imzalanıyor. Basfar Anlaşması bak yine Avusturya'ya imzalanıyor. Uyvar Osmanlı'ya bırakılacak. Avusturya Erdem'in iç işlerine karışmıyor. Avusturya savaş tazminatı. Bak Basfar Anlaşması çok önemli değil. Birkaç dakikası var. Avusturya'dan toprak kazandığı son anlaşmadır. Son kez savaş tazminatı alınmıştır arkadaşlar. Avusturya'dan toprak kazandığı son anlaşma Basfar. Basfar anlaşmasının Avusturya'da yaptığımız son kazandığımız toprak olduğunu arkadaşlar Avusturya'dan tabii ki aldığımız son toprak olduğunu bilelim yeter. Hemen Osmanlı-Lehistan ilişkilerine gelelim arkadaşlar. Lehistan günümüzün arkadaşlar Polonya'sıdır. Bu dönemde Lehistan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlı Boğdan iç işlerine karışması üzerine, Osmanlı Devleti'ne bağlı Boğdan'ın iç işlerine karışması üzerine sefere çıkan genç Osman Hotin Kalesi'ni kuşatıyor. Arkadaşlar Hotin Kalesi'ni kuşatması sırasında Yeniçeriler disiplinsiz davranıyor. Bu yüzden kuşatmayı kaldırıyor genç Osman. Ve Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünüyor. Bunu söyleyeyim. Hotin Anlaşması'yla bunlardan bahsediyoruz. Çok şeylerine gerek yok arkadaşlar. 4. Mehmet dönemindeki ilişkilerinde Lehistan'ın Lehlerin Osmanlı'ya bağlı Ukrayna Kazaklarına saldırmaları üzerine savaşlar tekrar başladı gençler. 4. Mehmet ordunun başına sefere çıkarak Leh ordusunun Bucaş Anlaşması imzalar. Daha önce de söyledim dersin başında. Bucaş Anlaşması ile Batı'da en geniş sınırlara arkadaşlar ulaşıldı. Bu ses için özür dilerim. Şuna bakmayın. Polonya Osmanlı'ya bırakılacak. Lehistan Osmanlı'ya vergi verecek. Lehistan Ukrayna'dan çekilecek arkadaşlar. Bakın bu anlaşma ile bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin topraklarından toprak kattığı son anlaşmadır. Batı'da en geniş sınırlara ulaştık diyeceğiz gençler. Osmanlı Devleti ilişkileri. Biz bu dönemde Girit Adası'nı 24 yıl kuşatmanın ardından Venediklilerden alacağız. Diyeceğiz ki biz bir adayı 24 yılda alıyorsak donanmamız zayıflamıştır.
Bilmiyorum. Bir de tabii 24 yıl dağılmamızda Venedikliler. Deniz de çok güçlü olduğu için bunun da etkisi vardı. Köprülü Tavsıl Ahmet Paşa zamanında burası Allah'a geçti. Şimdi gelelim gençler. İkinci Viyana kuşatması. Ve kutsal iktidar. Arkadaşlar, ikinci Viyana kuşatması 1683. Divan toplantısında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 4. Mehmet'i ikna ediyor. Sultanın hünkârın Hakan'ı. Viyana'yı kuşatalım, Viyana'yı alalım. Özellikle Macarların Osmanlı'dan yardım istemesi de etkilidir bunda arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Katolik Avusturya Protestan Macarlara baskı yaptı. Bu Protestan Macarların yardım isteği de önemlidir burada. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 4. Mehmet'i ikna ediyor. Viyana'yı kuşatacak. Ancak şöyle problemler var gençler. Karadeniz'den Balkanlara uzanan bir Tuna Nehri var. Kırım Hanı'na diyor ki Merzifonlu, Tuna Nehri'ne sakın ha sakın Leh ordusunu geçirme. Kırım Hanı Merzifonlu'yla bir tartışması olduğu için Leh ordusunu Tuna Nehri'ne geçiriyor. Bunun anlamı nedir? Osmanlı arkasından düşman güçleri, Lehler gelecek demektir. İki, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa şehrin yağmalanmaması için, fazla zarar görmemesi için ağırdan alıyor arkadaşlar. 3. Viyana güçlü surlarla çevrili. 4. Arkadaşlar, bu Viyana kuşatması Müslüman-Hristiyan savaşına sahne oluyor. Hristiyanlar bir birlik halinde, bir bütünlük halinde Viyana'yı arkadaşlar ne yapacaktır? Savunacaktır. Merzifonlu'nun çok istediği o Viyana arkadaşlar maalesef eceline de sebep olacaktır. Bu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kuşatma başarısı olunca idam edilecektir. Gençler şunu söyleyeyim. Bundan sonra adamlar artık diyor ki Avrupalılar, biz Osmanlı'yı yenebiliyormuşuz bakın. Bu düşünce oluşturacak ve kutsal ittifakı kuracak. Bunun varelim diye kodluyor öğrenciler. Veya işte çeşitli kodlamalar yapabilirsiniz kutsal ittifaktaki ülkelere. Yani Papa'nın gayreti Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya ve Malta'dan oluşan kutsal ittifak kuruluyor. Bunlarla yaklaşık 16 yıl savaşıyoruz. Maalesef savaşı kaybediyoruz ve Karlovç Anlaşması zamanı. 1699. Temaşar ve Belgrad hariç tüm Macaristan Avusturya bırakılacak. Bakın, Belgrad hariç tüm Macaristan gitti. Podolya, Ukrayna Lehistan'a bırakılacak. Podolya, Ukrayna Lehistan'a bırakılacak. Mora, günümüzdeki Yunanistan yanı, yani Yunanistan olduğu coğrafya. Dalmatça, Venedik'e bırakılacak. Dalmatça'da Adriyatik Denizi var. İtalya ile Balkanlar arasındaki o kesim geçti. Dalmatça, Venedik'e bırakılacak. Anlaşma 25 yıl geçen oldu. Anlaşmanın garantörü, kefili arkadaşlar Avusturya olacak. Bu Karlovç Anlaşması'nda kutsal ittifaktan olan Rusya yok. Bir yıl sonra birebir Osmanlı ile masa başına oturup daha fazla kar elde etmek istiyor. Ve de İstanbul Anlaşması'nı var. İstanbul Anlaşması ile ne olacak arkadaşlar? Şunu söyleyelim. Azak Kalesi Rusya'ya bırakılacak. Azak Kalesi gençler Kırım'da. Bununla birlikte Rusya Karadeniz'e inme imkanı olacak. Artık adamlar Karadeniz'e inecek. Rusya İstanbul'a daimi açık bulunacak. Bunun anlamı şu, Osmanlı iç işlerine karışabilecek. Tamam mı gençler? Zaten Karlovç Anlaşması'ndan sonra gerileme dönemi başlayacak. Suratlama bitip gerileme başlayacak. İkinci Viyana bozulduğundan sonra arkadaşlar şunu söyleyelim. İkinci Viyana bozulduğuyla birlikte Türklerin Avrupa'dan geri çekilişi arkadaşlar ta ki Sakarya Savaşları'nda devam edecek arkadaşlar. Şunu söyleyeyim gençler. 17. yüzyıl siyasi olaylarını genel olarak bitirdik. Bir tek şundan da bahsedeyim. 17. yüzyılda Osmanlı neden durakladı? Bir, merkezi otorite bozuldu gençler. Merkezi otorite nasıl bozuldu? Artık şehzadeler sancağa çıkmıyor, tecrübe kazanmıyor. Kafes denen bir yerde, sarayın bir bölümünde yıllarca tahta geçeceği sırayı bekliyor. Çünkü 1. Ahmet Ekber ve Erşet sistemini getirmişti. Ekber ve Erşet sistemi tahta en büyük kardeş ve aklı başında olan kardeşin geçmesidir. Bu Ekber ve Erşet sistemi taht kavgalarını önlemişti. Evet doğru. Ancak sancağa çıkmanın kaldırılması veya sırasını bekleyen kardeşlerin öldürülme korkusu psikolojilerini bozmasa maalesef olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca küçük yaşta tahta geçen 4. Mehmet gibi 4. Murat gibi Osmanlı padişahları vardır bu dönemde. Küçük yaşta tahta geçtikleri için anneleri veya devlet adamları nedir? Etkin olacak. Bu da Osmanlı yönetimine önemli bir olumsuzluk katacaktır.
Bu yüzyılda Yeniçeriler artık diyor ki devlet benim için var diyor. Devlet ocak için vardır. Yeniçeri ocağı için vardır diyor. Bu çok kötü bir şey. Yeniçeriler artık başımıza bela olmaya başlayacak. İkinci husus gençler, ordu da bozuluyor. Bunu söylemiş olalım. Eğitim sistemi de bozuluyor. Beşik ulemalığı var. Beşik ulemalığı nedir? Müderrisin çocuğu müderris olur. Yani diyelim ki sizin babanız doktor, siz direkt hiç okumadan doktor olma hakkı elde ediyorsunuz. E böyle olunca eğitim sistemi de bozuluyor. Tımar sistemi, toprak sistemi bozuluyor. Çünkü artık devletin toprakları haksız ve adaletsiz bir şekilde dağıtılıyor. Bunun üzerine köylü toprağını bırakıp şehirlere göç ediyor. Şehirlerde bu sefer suç oranları artıyor arkadaşlar. Bir sürü problemler nedir ortaya çıkacaktır. Yine baktığımız zaman coğrafi keşiflerle, Rönesans'la adamlar nedir? Avrupa ilerlemiş, Osmanlı bunun gerisinde kalmıştır. Bunlar da olumsuz etkilemiş. Bir de imparatorluk gidebileceği yere kadar gitmiştir. İmparatorluğun sınırları, doğal sınırlara ulaşmıştır. Yani çöllere, işte okyanuslara kadar ulaşmıştır arkadaşlar. Maliye bozuluyor, eğitim bozuluyor, ordu bozuluyor, toprak sistemi bozuluyor arkadaşlar. Bu dönemde beşik ulemalığı tabirine, kavramına dikkat edin gençler. Bunları söyleyeceğim. Tımar sistemi bozuluyor. Tımar sisteminin bozulmasından bahsettik arkadaşlar. Bunları söylemiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de 17. yüzyıldaki isyanlara bakalım. Gençler, 17. yüzyılda İstanbul isyanları, Celal isyanları ve Eyalet isyanları var. Ünitelilik başlarında bunlardan kısaca bahsetmiştim. Hemen İstanbul isyanlarına bakalım. Yeniçerilerin çıkardığı isyanlarda bazı halk ve ulema da katılmış. Ulema ilim ehli arkadaşlar o dönemde. Nedenleri, bakın, cülüs bahşişlerinin ödenilmemesi. Cülüs bahşişi gençler, tahta yeni bir padişah geçtiği zaman kapıkulu askerleri de dağıtmış olduğu bahşiştir. Ulufe ödemelerinin gecikmesi. Ulufe Yeniçeri askerlerinin, Kapıkulu askerlerinin yani 3 ayda bir almış olduğu maaştır. Ulufelerin züyuf akçeyle yani değeri düşük akçeyle ödenmesi. Kapıkulu ocağına usulsüz asker alımı. O kadar fazla asker alınıyor ki Yeniçeri ocağına arkadaşlar. Adamlar hiç askere gitmeden ulufe alıyorlar, maaş alıyorlar bu dönemde. Ve Yeniçeri'de çıkarlarına aykırı hareket eden devlet adamları öldürüyorlar maalesef. Bakalım başta İstanbul Yeniçeri isyanları 3. Murat zamanında. Bir de şunu söyleyeyim gençler. Bakın, Kapıkulu askerleri, bizim devşirme sistemini aldığımız askerler, bunu kültür ve medeniyette daha detaylı ineceğiz ama Yeniçeriler de Kapıkulu askerlerinin bir birimidir. Kapıkulu askerleri, yani bizim bu devşirme usulüyle, yani Hristiyan aileleri çocuklarını alıp özel olarak yetiştiriyoruz ya, bizim devşirme sistemi ile oluşturduğumuz askerler sadece İstanbul'dadır. Kapıkulu askerleri sadece İstanbul'da görülür. Tamam mı? Diğer eyaletlerde ne vardır? Tımarlı sipahiler vardır. İşte diğer askeri birlikler vardır. O yüzden İstanbul isyanında Yeniçeriler çıkarır. Tamam mı gençler? İkinci Osman, burada 3. Murat zamanında arkadaşlar bir isyanlar var. Geçin çok önemli. İkinci Osman'ın maalesef arkadaşlar Yeniçeri ocağını kaldırmak isteyecek. Bu da hayatına mal olacak arkadaşlar. Ancak 4. Murat ilk yıllarda ayaklanan Yeniçerilerden istediklerini aldılar. Ancak 4. Murat ileriki yıllarda ne yapacaktır? Yeniçerileri kontrol altına alacaktır. Gençler 4. Murat küçük yaştayken, 10-11 yaşlarında tahta geçiyor. Yeniçeriler 4. Murat'ın gözünü korkutmak için kendi sözünü dinlemeyen bir devlet adamına 11 yaşından bir çocuğun önünde linç edip öldürüyorlar. 4. Murat dedi ki ölene kadar bu olay unutamam. Güya korku verecekler 4. Murat. Ancak 4. Murat 20'li yaşlara geldiği zaman güçlü bir padişah oluyor. Yeniçerileri dizginliyor. Biraz abartı olur da kaynaklarda şöyle bir ifade vardır gençler. Bir gün işte tören esnasında kendisine saygısızlık yapan bir Yeniçeri, atın üzerindeki bir Yeniçeri tek bir kılıç darbesiyle hem Yeniçeri hem de atını ortadan ikiye bölmüştür diye anlatılıyor. Tabi böyle para vardır ama arkadaşlar 4. Murat'ın gücünü gösterir ve 4. Murat Yeniçerileri ne yapmıştır arkadaşlar? Kontrol altına alacaktır. Bir de 4. Mehmet zamanında arkadaşlar Çınar Vakası veya Vakayı Bakbakiye. 4. Mehmet'e Yeniçeriler diyor ki 40 kadar devlet adamı bunları bize teslim edeceksin. Bunlar bizim istediklerimizi yapmıyorlar. Bizim işimize geliyor. 4. Mehmet ağlaya ağlaya bu 40 kadar
devlet adamı vermiştir. Ve bu 40 kadar devlet adamı Sultanahmet Meydanı'nda çınar ağacına asılmıştır. O yüzden buna Çınar Vakası denir. Sonuçlarına bakalım. İstanbul'da asayiş bozuldu. Şehirlerde yangınlar çıktı. Yağmalar oldu. Devlet adamları otoritenin sağlanması için sert önlemler aldı. İlk kez bir padişah öldürüldü. Yeniçerilerin devlet içerisindeki gücü ve otoritesi arttı. İşte bunu söyleyelim. Bazen öğrencilerim söylüyor. Ya hocam, Hristiyan ailelerin çocuklar bize ne katkı sağladı? Al işte başlıkta böyle olmaya başladı 17. yüzyılda. Celal İsyan'ın arkadaşlar bu da Anadolu'da çıktı. Bunu Türkler çıkardı arkadaşlar. Yavuz döneminde Anadolu'da Bozoklu Celal isimli birisi isyan etti. Bundan sonraki isyanlara Celal İsyanlar denmişti. Nedenleri? Tımar sisteminin bozulması. Tımar sistemi daha önce bahsetmiştik. Selçuklu'daki karşılık iki tane sistem. Tımar sistemi kültür ve medeniyette de bahsedeceğim ama kısaca hemen özetleyeyim. Devlet topraklarının büyük bir çoğunluğu, yani ülke topraklarının büyük bir çoğunluğu devlete ait. Devlet bunların kullanma hakkını köylüye veriyor, halkına ekmişler. Tapusu sende değil de burada kullanma hakkını elde ediyor. Ve buradan genel vergilerle hazır bir ordu, tımar sistemlerine hazır bir ordu oluşuyor. Bu sistem bozuluyor. Yani köylü artık karnını doyuracak toprağı arkadaşlar ne yapmak zorunda kalıyor? Bırakmak zorunda kalıyor. Bir de 17. yüzyıl düşündüğümüz zaman tarım çok önemli bir ekonomik uğraşı. Halktan alınan vergiler artıyor, tımar bozuluyor, ekonomik durum bozuluyor, merkezi otorite zayıflıyor. Devlet adamının yetersizliği arkadaşlar. Burada başlıkta İslam'dan yapmış, kara yazdı, tamam. Bundan çok şey değil arkadaşlar. Sonuçlara bakalım bizim için önemli olan sonuçlara. Anadolu'da huzur ve güven bozuldu. Bazı köy ve kasabalar yağmalandı. Köyden kente göçler oldu. Anadolu'da can ve mal güvenliği kalmadı. Halkın devlet olan güveni azaldı. Ekonomik hayat durgunlaştı, üretim azaldı. Üretim niçin azaldı? Devlet toprakta ekilmiyor ki artık köylü toprağını bırakıp şehirlere gidiyor. Bakın Osmanlı, Avusturya ve İran'ın yaptığı savaşlarda zor duruma düşüyor. Celal İslamlar'ın dini bir yönü olmadığı gibi İslamlar devlet düzenini değiştirmeyi de amaçlanmıştır. Bunlar dersin başında söyledim. Bu İslamlar kötü bir şartla alakalıdır. Yoksa ne rejimi değiştirme, ne de dinle alakalıdır. Eyalet İslamlar'a 17. yüzyılda devlet otoritesi sayfaydı. Eyaletlerde çıkan İslamlar'dır. Arkadaşlar merkez otoritenin bozulması veya buradaki arkadaşlar yöneticilerin, Osmanlı yöneticilerin, eyaletlerdeki yöneticilerin halka kötü davranması arkadaşlar. Bakın Yemen, Bağdat, Kırım, Efrat, Erdal, Boğda ayaklarına geçelim. İç isyanların gelen sonuçları devletin otoritesi sarsılıyor gençler. Yeniçerilerin etkinliği artıyor. İlk kez bir padişah kendi askerleri tarafından yani genç Osmanlı, kimli Osmanlı maalesef ölüyor arkadaşlar. Bunları söyleyelim. Şimdi isyanlar böyleydi. Bakalım devletin kötü gidişatı durdurmak için gençler ya aldığımız, yaptığımız ıslahatlar neler yapmışız, neleri önlemişiz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yaşanan isyanlar, yönetimdeki bozulmalar, savaşlardaki yenilgiler arkadaşlar nedir? Islahat, iyileştirme, düzenleme demektir. Bunları yapacağız. Bakın bu bozulan düzeni sağlamak için 2. Osman, 4. Murat, 4. Mehmet, Tanrıcı Ahmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa gibi devlet adamları ıslahatları yaptı. Hemen başlayalım. Genç Osman, 2. Osman dönemi ıslahatları. İlk ıslahatçı padişahdır kendisi arkadaşlar. Ona göre devletin sorumluluğu alan kayırma, kötü yönetim ve rüşvet. Padişah olarak yetkisini otoritesini arttırmaya başladı. Şeyhülislam ve Emniyet sınıfının yani ulemanın yetkileri sınırlandı. Şeyhülislam'ın fetva verme dışındaki yetkilerini kısıtlıyor. Şeyhülislam'ın arkadaşlar ilk kez yetkilerini kısıtlayacak burada. İlk kez saray dışından evleniyor, sarayı halka açıyor. Ancak evlenmiş olduğu eşi saray adabını bilmediği için Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracağını eşine söyleyince eşi de saraya bunu ağzından kaçırıyor. Şöyle işte arkadaşlar, bu da hayatına mal böyle. Bakın, geçti bunu söyleyelim. Yeniçeri askerlerin arkadaşlar Yeniçeri Ocağı kaldırmayı şunun hayatına mal ediyor. Bunları söyleyelim. Demek ki genç Osman arkadaşlar Şeyhülislam'ın ve ulema ilmiye sınıfının yani Şeyhülislam ilmiye sınıfındandır. Kaz askeri ilmiye sınıfındandır. Müderrisler, medrese hocaları ilmiye sınıfındandır. Bunlardan kastediyor. Yetkilerini kısıtlayacaktır. Saray dışından evlenecek bunlar. Şimdi bakalım 4. Mart döneminde arkadaşlar. 11 yaşında başa geçirdi 4. Murat. Annesi Köşem Sultan'dır. Zaten dedim ya küçük yaşta geçtikleri annesi de devlet adamlarla ilk başta da ikili oldu.
4. Murat ileriki yıllarda kontrolü ele alacak arkadaşlar. Saray kadroları ve saray yönetimleri uzaklaştırdı. Devletin kötü gidişatı için lahiyalar, raporlar hazırlatacak gençler. Koçu Bey ve Katip Çelebi bunlar en meşhurlar. Aslında çok önemli bir şey yapıyor. Devlet niçin kötü gidiyor? Bunu arkadaşlar. Yeniçeri zorbalarını ortadan kaldırıyor, anlattığım hikayesi. Yeniçerilerin sayesini anlatıyor, maliyeyi düzeltiyor. İstanbul'da güvenliği sağlıyor. Halkı isyana çağıran mekanlar haline gelip kahvehanelere içki ve tütün yasağı getiriyor. Demek ki nedir? Halkı isyana çağıran mekanlar haline gelip kahvehanelerde içki ve tütün yasağı. İstanbul'da gece sokağa çıkma yasağı arkadaşlar. Celali ve Erdoğan'ın bastığı böyle bir kısım düşer. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Bazen deriz ya, buyurun cenaze namazı. İşler tamamen bitmiştir artık, bakmışımdır. Bu söz, bu 4. Murat Han döneminden geliyormuş gençler. 4. Murat Han gece sokağa çıkma, işler tutun yasağı uyguluyor ya. Bir gün sivil kıyafetle ne yapacaktır? İstanbul sokaklarına gece çıkar. Bir kahvehaneye gider. Tabii o dönemde televizyon yok ki gelenin padişahı bölmesinde. Kahvehane duman altı. Evet. Ondan sonra 4. Murat kahvehane sahibine der ki, ya sultan yasaklamadı mı içkiyi, tütünü burada? Yasakladı. E niye, niçin içiyorsun o zaman? Ya nereden görecek diyor. Ya ben sultansam diyor arkadaşlar 4. Murat. Bunun üzerine kahvenin sahibi arkadaşlar karşısındakinin 4. Murat olduğunu anlıyor. O zaman diyor buyurun cenaze namazına. Çünkü padişahın fermanına uymadılar ya kendine gidecek. İdam cezası. Buyurun cenaze namazına. Kaynaklar arkadaşlar ne kadar doğrudur bilmiyorum ama 4. Murat'ın bu sözü çok sevdiği için bu kişileri affettiği söyleniyor. Günümüzde hala demiyor bakın buradan gelen bu buyurun cenaze namazını şeyde kullanır. 4. Mehmet dönemine bakalım hemen arkadaşlar. Bazı vezir azamlar görev veriyor 4. Mehmet. En önemlilerden bir tanesi Tarhuncu Ahmet Paşa. Gençler, Tarhuncu Ahmet Paşa arkadaşlar mali alanda ıslahatlar yapıyor. Has ve ziyaret gelirlerini doğrudan hazin yapıyor. Gençler bunlar devlet toprakları dedik ya, devlet toprakları, devlete ait topraklar. Has, padişaha ait topraklar, geliri 100 bin akçeden fazla. Zahmet, 20 bin ile 100 bin akçe arası geliri olan topraklar, orta derece devletlerin önemli. Bunlar doğrudan hazine yaptırıyorlar. Devlet gelir ve gider dengesini sağlamaya çalışıyor. Tarhuncu Ahmet Paşa çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü ilk kez denk bütçeyi yapmışlar. Denk bütçe nedir? Devletin geliri ne kadar? İşte 20 milyon altın. Gider ne kadar? 25 milyon altın. Diyor ki 5 milyon altın açıkla ben bunu denkleştireceğim. Kısaca 5 milyon altın işte ne yapıyor? Saray masraflarını şunu bunu kısıyor. Bu da hayatına mal olacak. Saray masraflarını kıstığı için işine gelmeyi çıkar çevreleri tarafından arkadaşlar hayatına son verecek. Burada da söylemiş. Şimdi köprü Tarhuncu Ahmet Paşa öldürüldükten sonra arkadaşlar köprü Mehmet Paşa sadrazam var. Ama Köprü Mehmet Paşa, Osmanlı tarihinde şartlı olarak sadrazam olan ilk kişidir. Niye? Hayatını garanti altına almak istiyorlar. Tarhuncu Ahmet Paşa öldürdüler. Bakın, istekleri neler, şartları, kendisine güvenilecek, isteklerin hemen karşılanması, sözlerine itimat edecek, atayacak kişilere karışılmayacak. Kendisi hakkında bir suçlama olursa ilk önce savunması alınacak, yani dinlenecek. Şartlı olarak ne yapacaktır? Başa geçecektir. Köprülü Mehmet Paşa arkadaşlar. Neler yaptı? Ordu'yu sizin altına aldı. Hatalı gördüğü devlet adamlarını uzaklaştırdı. Memur maaşını kesti. Din adamlarının yerlerini değiştirdi. Donanmayı düzeltti. Bakın. Arkadaşlar. Birçok köprüler arkadaşlar. Köprü ve ailesi bunlar değiştirmedir gençler. Duraklama içinde yükselme yaşatan aile diyerek geçer gençler. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa daha sonra sadrazam oluyor. Gençler. O da bütçe açığını azaltıyor. Ordu yeniden düzenliyor arkadaşlar. İstanbul Çemberitaş'ta kütüphane kurulunda bahsedilmiş. Şimdi gençler. 17. yüzyıl ıslahatlarının hemen özelliklerine bakalım ve artık duraklama devrini yani araştırmanı bitirelim. Ekonomik ıslahatlar, saray masrafları azaltıldı, devletin yeni giderleri maliye düzenlendi, hazineye borcu olan kişilere bu borçlar tahsil edildi, divan üyeleri ve bazı yöneticilere hazineye para aktardı. Arkadaşlar bunlar çok şey değil zaten. Geçelim. Bizim için şu özelliklerine bakalım. Osmanlı Devleti'nin kendi özünde esinlenerek yaptığı ıslahatlardır. Yani Avrupa falan örnek alınmıyor. Kendi yapmış olduğu ıslahatlar. Kişilere bağlı kalıyor yalnız bu ıslahatlar. Ben geliyorum, atıyorum bu odayı sarıya boyuyorum, siz geliyorsunuz, kırmızıya boyuyorsunuz. Yani bir süreklilik sağlanamıyor. Bu
isyanların, problemlerin nedeni araştırılmadığı için kalıcı çözümler de bulunamıyor. Çünkü nedenini çözmeniz lazım. Sorunun kökünü bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Avrupa örnek alınmadı. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Islahatlara yeniçeriler, devlet adamları, saray kadınları ve uyanmaya engel olmaya çalışıyor. Bu da büyük problem arkadaşlar. İsyanlara baskı ve şiddet yoluyla engellenmeye çalışıyor. Bu durumda arkadaşlar sorunun nedir? Çözmüyor. Sorunu sadece ötelersiniz. İşte bunu söylemiş olalım. 17. yüzyılda böyle arkadaşlar. Artık bundan sonra gerileme dönemi, yani değişim ve diplomasilerinde gençler devam edeceğiz arkadaşlar. Evet gençler, şimdi gelelim gerileme dönemine. 17. yüzyılı bitirdik. Arayış yılları durakma. Bitti 17. yüzyıl, şimdi geldik 18. yüzyıl. Hatırlayın. 1699 Karlovç Anlaşması ile duraklama dönemi bitmiş, gerileme dönemi başlamış. Karlovç Anlaşması önemi neydi gençler? İlk kez batıda geniş çaplı toprak kaybettiğimiz bir anlaşma idi. Belgrad'a hariç Macaristan gitmişti, hatırlayın arkadaşlar. Şimdi gelelim 18. yüzyıla. Gençler, bu yüzyılda 18. yüzyılda bu yüzyılın başlarında Osmanlı kaybettiği yerleri, hani Kavrovça ile kaybettiği yerleri geri almak çabası içerisinde. Aslında şöyle söyleyelim, ilk iki çabası başarıyla sonuçlar. Yani düşünün, bir futbol maçındasınız arkadaşlar, 2-0 yeniksiniz, bir gol atıyorsunuz, Puruk Savaşı ilk golümüz 2-1. Sonra Venedik'e yeniyoruz 2-2. Tam işler iyi giderken arkadaşlar, maalesef Avusturya devreye girecek. Avusturya, ben Kavrovça'nın garantörüyüm. Osmanlı, sen Kavrovça'ya uymuyorsun diyerek arkadaşlar devreye girecek. Yapılan Peterbaradi Savaşı'nı kaybedeceğiz. Maç bu sefer 3-2 yenik olacağız. Daha sonra 4-2, 5-2 aradaki fark açılacak. Şimdi bakalım 2-2 golümüze bakalım. Purut Savaşı gençler. Baltık Denizi'ne açılmak isteyen Rus Çarı Petro, İsveç Kralı Şarı Poltava Savaşı'nda yendi. Bu İsveç Kralı Rusya'ya yenilince, Petro'ya yenilince Osmanlı'ya sığınıyor. Ve biz Osmanlı olarak bu Şarı uzun yıllar ne yapıyoruz? Koruyoruz. Bizi Rusya'ya vermiyoruz. Bu yüzden tarihçi hep bu adam Demirbaş Şarı deniyor. O kadar uzun süre ülkemizde kalmış ki Osmanlı da Rusya'ya res çekti, vermiyor bu adam. Şimdi biz bu İsveç Kralı'nı vermeyince Rusya'yla karşı karşıya geleceğiz arkadaşlar. Gençler, Purup Savaşı. Bu savaşın şöyle bir özelliği var. Bizimkiler, yani Osmanlı ordusunun başında Baltacı Mehmet Paşa var. Rusları tam köşeye sıkıştırmışız. Rusların bir tarafı dağ, bir tarafı bataklık, bir tarafından da Osmanlı askerleri geliyor. Rus askerlerin kaçacak bir yeri yok arkadaşlar. Tarihin kırılma noktalarından bir tanesi. Eğer Baltacı Mehmet Paşa isteseydi arkadaşlar, gerçi Baltacı Mehmet Paşa şöyle söylüyor arkadaşlar, Yeniçeriler geri almak yok burada da. İstese belki Rus askerlerini, Rusları tamamen ortadan kaldırabilir. Çünkü adamlar köşeye sıkışmış. Bu Purup Savaşı'nda Rusları köşeye sıkıştırdık. Ancak şöyle bir durum. Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan korkacağız. Ruslar köşeye sıkışmış. Bataklığa gitse de ölecek. Dağda gidiyor. Bu karşısında asker, Osmanlı askerleri var. Yine ölecek. O yüzden Rus askerleri ölümüne savaşıyor. Yeniçeriler geri adım atmaya başlıyor. Bunun üzerine Baltacı Mehmet Paşa arkadaşlar Purut Anlaşması'nı imzalayacak. Ve Purut Anlaşması'na bakalım. Maddelerinde ne varmış? Purut Anlaşması önemine bakalım. İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya verilen yerler geri alındı. Yani Azak Kalesi'ni vermiştik, hatırlayın. Hatırlayın arkadaşlar, şöyle söyleyelim. Purut Anlaşması. Daha önce İstanbul Anlaşması'nda neydi? Ruslar İstanbul'da elçi bulundurabilecekti. Azak Kalesi'ni alacaktı. Azak Kalesi yıkılacak bu Purut Anlaşması'yla. Ruslar elçi bulundurmayacak. Bakın burada diyor ki İsveç Kralı ülkesine dönecek. Tamam mı? Neyse, az önceki söylediğimiz şeyler. Purut Anlaşması'nda ilk golü attık gençler. 18. yüzyılın başlarında iyi bir ümidimiz var. 2-1 yaptık, şimdi 2-2 yapalım. Osmanlı-Venedik Savaşları.
Venediklerin baskısı üzerine Mora halkı Osmanlı yardımcısı. Gençler, Karlofça anlaşmasını hatırlayın. Mora Yarımadası. Yani günümüzdeki Yunanistan, bunu defalarca söylüyor. Mora Yarımadası Venedik'e bırakılmıştır. Venedikliler Katoliktir. Zaten adamlar İtalyan şehir devleti. Vatikan. Katolik olduğu için bu Mora Yarımadası'nda yaşayanlar da Ortodoks. Katolik, Venedik, Ortodoks, Mora halkına baskı yapınca Mora halkı Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı da Venedik'i yeniyor arkadaşlar. Maç 2-2 oluyor. Tam burada her şey iyiye gidiyor arkadaşlar. Bakın Mora 1715'te Venedik'ten alınacak arkadaşlar. Şimdi gençler. Bu sefer Avusturya devreye giriyor. Diyor ki Osmanlı'ya, sen Karlofça'yı ihlal ettin Osmanlı. Ben Karlofça'nın garantörüyüm, seninle savaşacağım diyor arkadaşlar. Peter Varadin arkadaşlar savaşlar, bir savaşlar, bu da vermemiş. İsmi de çok önemli değil. Peter Varadin savaşlar, biz Avusturya'ya yeniliyoruz. Ve diyoruz ki Peter Varadin'den sonra Pasolofça anlaşmasını imzalayacağız. Pasolofça anlaşmasını imzaladıktan sonra şunu diyeceğiz. Tamam, ben artık bu maçta başarılı olamayacağım. Osmanlı Avrupa'nın üstünlüğünü ilk kez kabul edecek Pasolofça anlaşması ve Lale Devri başlıyor. Evet, Lale Devri hangi anlaşmayla başlamış gençler? Pasolofça anlaşması ile Lale Devri başlayacaktır arkadaşlar. Bakın Pasolofça anlaşması. Evrak'ın batısı, Belgrad, Sırbistan kuzeyi Avusturya'ya bırakılacak. Bakın Pasolofça anlaşması ile Belgrad gitti. Mora Osmanlı'da kalacak. Mora'yı almışız. Venediklerden almıştık ki o bizde kalacak. Arnavutluk, Hersekli, Dalmaçyalılar, Venedik'e bırakılır. Pasolofça anlaşması ne? Osmanlı'da Lale Devri başladı. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. 1718-1730 yılları arasında arkadaşlar Lale Devrimiz başladı. 1718-1730. 12 yıl bizim Lale Devrimiz var. Osmanlı-Venedik savaşları kesin olarak bitti. Karlofça'ya kaybedilen Mora'yı geri alındı. Ancak Belgrad'da elden çıkmış oldu. Artık Pasolofça anlaşmasından sonra Osmanlı Batı'yla barış içerisinde bir politika izleyecek. Tamam arkadaş, ben mükemmel bir yere yapacağım diyecek ve bundan sonra arkadaşlar Avrupa'yla savaşmayız. Osmanlı Rus Avusturya savaşları. Nedenleri arkadaşlar, Rusya'nın Lehistan'a müdahalesi, Rusya ve Avusturya'nın gizli ittifakı. Bu yüzden Rusya ve Avusturya bir olup Osmanlı'ya karşı arkadaşlar nedir? Savaşacaklar. Rusların Kırım'a girmeleri ve Bahçesaray'ı yakıp yıkmaları. Osmanlı-İran Savaşı'nda Kırım Hanı'nın Osmanlı'ya göndereceği yardım Rusya tarafından engellenmesi demiş arkadaşlar. Bakın, daha uzatmaya gerek yok. Şimdi, Osmanlı Devleti hem Rusya'yla savaşıyor hem Avusturya'yla savaşıyor ve başarılı oluyor. Şaşırdınız mı? Nasıl başarılı? Evet, başarılı olmuş. Neden biliyor musunuz? Çünkü her iki cephede başarılı olmuş. Birinci Mahmut döneminde yapılan askeri ısrarlar işe yaramış. Biz Rusya ve Avusturya'ya başarılı gelmişiz. Arkadaşlar Fransa'nın arabuluculuğu ile Belgrad Antlaşması imzalanmış. Belgrad Antlaşması gerileme döneminde, yani değişimle diplomasi döneminde, yani 18. yüzyılın en kazançlı anlaşması. 18. yüzyılın en kazançlı anlaşması. Bakalım. Ruslar aldığı yerleri geri verecek. Azak Kalesi Ruslar'da kalacak ancak Ruslar bu kaleyi yıkacak. Arkadaşlar. Ruslar Karadeniz'de ve Azak Deniz'de savaş gemisinin tersine bulundurmayacak. Avusturya Pasolofça Anlaşması'nı aldığı yerleri bana tartışı geri verecek. Şimdi Belgrad Anlaşması'nın önemine bakalım gençler. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar bakın. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı anlaşmadır. Karadeniz'in Türk gölü olduğu son kez kabul edilmiştir. Ara buluculuğundan dolayı 1. Mahmut Han döneminde arkadaşlar Fransızlara kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyor. Dediğim gibi biz bu her iki cephede de başarılı olmamızda 1. Mahmut döneminde yaptığımız askeri ısrarların etkisi var. Yine Osmanlı-Rus savaşı gençler. Arkadaşlar burada bu yüzyılda diğer savaş 1770'te Çeşme'de, İzmir Çeşme'de Ruslar bizim donanmamızı yapıyor. Ta Avrupa'yı dolaşıp Cebeli Tarık'tan geçip arkadaşlar donanmamızı yakacaktır bu dönemde. Bu savaşın nedeni Rus çayçesi, Hilkatan'ın Kırım'ı ve Kafkas'ı da ele geçirmek.
Lehlerin Osmanlı'dan yardım istemesi var. Gençler 1770'te Çeşme'de Mustafa Osman donanmasını yakıyor. Bundan sonra işler çok kötü gidiyor. Bakın 3. Mustafa kederinden ölüyor diyor bu olaylar sonrasında. Tahta geçen 1. Abdülhamit Han arkadaşlar Küçük Kaynarca anlaşmasını imzalayacak. Gençler, Küçük Kaynarca anlaşmasını şöyle aklınızda kalsın. Osmanlı'nın kaynar kazanlara atıldığı anlaşmadır Küçük Kaynarca. Bakalım nasıl kaynar kazanlara atılmış Osmanlı. Kırım bağımsız olacak. İlk kez arkadaşlar halkı Türk ve Müslüman olan bir toprağı kaybettik. Kırım bağımsız olacak. İlk kez halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçamız gitti. Ama şöyle bir madde eklemiş bizimkiler. Kırım bağımsız olacak ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı kalacak. Hiç olmazsa diyor kültürel bağları koparmayalım diye. Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek ve Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek. Bakın Rusya boğazlardan geçebilecek. Ruslara kapitülasyon verilecek. Ruslara kapitülasyon verilecek. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı verecek. Rusya Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoksların haklarını koruyacak. Bu çok ağır bir madde. Osmanlı ülkesindeki Osmanlı vatandaşı olan Ortodoks Hristiyanları kim koruyacakmış? Rusya koruyacak arkadaşlar. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın önemine bakalım gençler. Bakın Küçük Kaynarca Anlaşması'nın önemi. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı en ağır anlaşma. Rusya, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatı buldu. Ortodokslar bahane ederek. İlk defa halkı Müslüman olan bir ülke, Kırım gitti. Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı ödedi. Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıktı. Ruslara kapitülasyon elde etti. Balkanlar ve Boğazlar Rus tehdidine açık hale geldi. Bakın çok ağır, Küçük Kaynarca. Osmanlı'nın kaynar kazanları atıldı. Bakın ilk defa Osmanlı savaş tazminatı ödüyor. İlk kez halkı Müslüman ve Türk olan bir toprak parçamız gidiyor. Kırım bağımsız oluyor arkadaşlar. Ruslar kapitülasyonları elde ediyor. Ruslar Osmanlı iç işlerine arkadaşlar karışıyor. Ruslar boğazlardan geçebilecek bakın. Çok ağır bir anlaşma gençler. Balkanlar ve Boğazlar Rus tehdidine açık hale geldi arkadaşlar. Bakın o kadar çok savaş oldu tabi. Ben size en basitle indirgeyip en önemli kritik noktaları vererek geçiyorum. Fazla anlaşma maddelerine veya savaş nedenlerine takılmaya gerek yok gençler. Çünkü tarihin en zor konulardan, ünitelerinden biri değişim edilmesi de dağılma. Dağılma da bundan zor. Çünkü çok fazla savaş anlaşma var arkadaşlar. Bakalım şimdi. Rusya ve Avusturya ile Osmanlı savaşıyor gençler. Neden savaşmıştır? Bunları konuşalım hemen. Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı topraklarının aralarında paylaşması. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi. 1. Abdülhamit Han'ın Rusya'ya savaş açtı. Avusturya Rusya ile savaşa girdi. Yani Avusturya ve Rusya birlikte arkadaşlar Osmanlı'ya karşı savaşa giriyor. Yalnız Fransız ihtilali çıkıyor bu dönemde 1789'da. Bu yüzden Avusturya'da çok uluslu olduğu için arkadaşlar savaştan çekilecek. Zişlova anlaşmasını imzalayacak. Yani Rusya ile Avusturya bir olup Osmanlı'ya saldırmıştı ya, Avusturya çekilecek. Neden çekilmiş arkadaşlar? Neden Zişlova anlaşmasını imzalamış? Çünkü Avusturya bir imparatorluk. İmparatorluk demek çok uluslu bir yapı demektir. Bu yüzden Fransız ihtilaline çekindiği için savaştan çekilecek arkadaşlar. Zişlova Anlaşması'nın önemine bakalım. Osmanlı-Avusturya savaşları kesin olarak sona erdi arkadaşlar. Önemli bu Zişlova'nın. Zişlova Anlaşması'ndan sonra yalnız kalan Rusya Osmanlı Devleti ile Yaş Anlaşması'nı imzaladı. Bu Yaş Anlaşması'yla da gençler Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ediyor Osmanlı. Yaş Anlaşması'ya dağılma dönemi başlıyor. 1792 bak. Yaş Anlaşması'yla dağılma dönemi başlayacak. Arkadaşlar Yaş Anlaşması'yla dağılma dönemi başlayacak. Kırım'ı da Rusya'ya bırakacağız. Bakın Osmanlı-İran savaşları var bu dönemde. İran'daki karışıklıklardan faydalanan Rusya İran'a saldırınca Osmanlı Devleti de İran'a girdi. Bakın İran'ı gariban bulmuşlar. Bir Rusya bir Osmanlı ikisi de saldırıyor. Fransa'nın araya girmesiyle 1724 İstanbul Anlaşması imzalanacak arkadaşlar.
Buna göre İran'ın kuzeyi Rusya'ya, batısı Osmanlı'ya bırakıldı. Arkadaşlar, İran bunu kabul etmeyecek, Osmanlı'ya savaş açacak. Bunun sonucunda Kerbin, ikinci Kastışık Anlaşması arkadaşlar imzalanacak. Ya bu Kerden Anlaşması ve ikinci Kastışık'ın birinci Kastışık'ın Anlaşması esas alınır. Yani yine Zavras Dağları sınır. Gençler, siyasi olaylar böyle. En kısa, öz ve arkadaşlar anlayacağınız formatta buraları, kritik noktaları vererek, önemli yerleri vererek anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi 18. yüzyılda ıslahatlarına geçeceğiz arkadaşlar. Islahatları hemen Lale Devri ile başlayalım arkadaşlar. 1718 Pasarofçu Anlaşması ile başlayıp 1730 Patron Halil İsyanı ile sona eren Lale dönemi Lale Devri denir arkadaşlar. Bakın burada Lale Devri'nden bahsetmiş. Lale Devri'nde padişahımız 3. Ahmet, sadrazam ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Lale Devri ıslahatlarına hemen bakalım gençler. Burada Avrupa'ya geçici elçiler gönderiliyor. Geçici elçiler niçin Avrupa'ya gönderiliyor arkadaşlar? Artık biz Avrupa'yı dikkate almaya başladık. Bakın 17. yüzyılda Avrupa'yı sallamıyorduk arkadaşlar. Biz güçlüydük, yükselme dönemi dönmedik. Artık Lale Devri'nde Osmanlı ilk kez Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyor. Niçin geçici elçilikler açıyor gençler? Batıdaki yani Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek için. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika'nın ilk arkadaşlar Türk matbaasını kurduğunu bilirsiniz. Gençler, matbaada neden dini kitapların basımı yasaktır? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i elle yazan hattatların arkadaşlar işsiz kalmaması için. Bunu söyleyeyim. Hattatlar işsiz kalmasın. Sayısı yüz binleri bulan hattatlar. Yalova'da kağıt fabrikası, tulumbacılar ocağı, Yeniçeri askerlerinden oluşuyor. Bu itfaiye aslında gençler, tulumba. Aslında günümüzde halen bahçelerinin falan sulanmasında arkadaşlar tulumba kullanılır mesela, eğer biliyorsanız gençler. Oradan bir aklınızda kalabilir. İstanbul'da kumaş fabrikası ve çini atölyesi. İlk kez çiçek aşısı. Bu çocukların özellikle küçük yaşta çıkarılan, genellikle yani küçük yaşta çıkarılan küçük küçük kırmızı kırmızı noktalar çıkar ya cildimizde arkadaşlar. Onlar yani o çiçek aşısı uygulanıyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinde pek çok kütüphane açılıyor. Pek çok klasik Türkçe'ye çevriliyor. Aslında çok önemli gelişmeler var kültürel alanda Lale Devri'nde gençler. Lale Devri Osmanlı Devleti'nde Batı'nın üstünlüğü kabul edildiği ve Batı'nın örnek alındığı, ıslahatların yapıldığı ilk dönemdir. Bu dönem arkadaşlar Batılılaşmanın da başladığı bir dönem. Lale Devri arkadaşlar Osmanlı-İran savaşları hariç genellikle barışçıl bir dönem. Gençler şunu söyleyelim. Lale Devri'nde askeri ıslahat yok. Unutmayın. Lale Devri'nin askeri ıslahat yok. Bir de biz bu Lale Devri'nde Avrupa mimarisi, barok ve rokoko tarzı Avrupa mimarisine örnek alıyoruz. İşte Nuri Osmaniye Camii, 3. Ahmet Çeşmesi falan. Bunlar da Avrupa mimarisiyle yaptığımız ilk eserler. Arkadaşlar burada 28 Mehmet Çelebi, ilk geçtiği elçimiz 28 Mehmet Çelebi. Bunu söyleyelim. Matbaada basılan ilk eser Van Kulü Lügat'ı. Matbaada basılan ilk eser. Bunları söyledik zaten. Şimdi gelelim 1. Mahmut dönemi arkadaşlar ıslahatlarına. 1. Mahmut dönemi ıslahatlarına bakalım gençler. 3. Ahmet'ten sonra tahta geçen 1. Mahmut ilk iş olarak İstanbul'un asayişini yeniden sağladı. Patronu Halil ve arkadaşlarına yakalanarak idam edildi. Biliyorsunuz arkadaşlar patronu Halil ile Lale Devri bitiyor. Patronu Halil isyanı ile. Aslen bir Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa topçu ve humbaracı ocaklarını modern usullere göre yeniden düzene soktu. Arkadaşlar Comte de Bonneval bu adamın ismi. Nasıl oluyor da Ahmet oluyor bu adamın ismi? Müslüman oluyor. Çünkü bu dönemde
Osmanlı ülkesinde çalışmanız için Müslüman olma ve Osmanlı kıyafeti giyme zorunluluğu var arkadaşlar. Humbaracı Ahmet Paşa, bakın, Avrupa'yı tarzda subay yetiştirmek amacıyla kara mühendishanesi kuruluyor. Bu çok önemli. Biz Avrupa tarzı, bakın, kara subay yetiştirmek istiyoruz bu dönemde. Humbaracı Ahmet Paşa arkadaşlar nedir? Bakın, topçu ve humbaracı ocaklarını kuruyor. Kara mühendishanesi açılıyor. Bakın 1. Mahmut. Hatırlayın, 1. Mahmut dönemindeki ıslahatlar bizim Rusya ve Avusturya ile yaptığımız savaşları kazanmamızı sağlıyor. Ve Belgrad Anlaşmamızı imzalıyorduk. Gerileme döneminin en kazançlı anlaşması. Hemen devam edelim gençler. Gelelim 3. Mustafa dönemi arkadaşlar, ıslahatları. Bu sefer de Fransız Macar asıllı Fransız Baron de Tott topçu ve istihkam askerlerini düzenlemeye çalışıyor. İstihkam demek gençler daha çok geri hizmet. Ordunun lojistik destek sağlayan birimdir. Hafif ve hızlı toplar döküldü. Sürat topçuları ocağı kuruldu. Bu genellikle çok çıkar gençler. Sürat topçuları ocağı kuruldu. Haliç'te Hendesane adıyla denizcilik ve topçuluk öğrenimi yapan yeni bir okul açıldı. Bu şurası önemli. Deniz mühendishanesi kuruluyor. Avrupa tarzı deniz subayı yetiştirmemiz için. Bu çok önemli. Bakın, deniz mühendishanesi kuruluyor. Sürat, burada iki şeye dikkat edin. Sürat topçuları ocağı kuruluyor. Deniz mühendishanesi kuruluyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bakın 3. Mustafa devri 18. yüzyılda maliyenin en iyi olduğu devirmiş. Bu devirde maliye açık vermedi diyor. Yani bu da önemli bir şey. Yani açık vermedi size bunun için. Gençler 1. Abdülhamit Han dönemi ıslahatlarına bakalım hemen. İlk iki maddeyi geç. 3. madde, ordunun subay ihtiyacını karşılamak için istihkam okulu açıldı. Az önce söyleyeyim mi? Genellikle geri hizmet, işte lojistik destek için. Mali alanda çalışmalar yapıldı. İç borçlanma, bakın bu önemli. İç borçlanma esası, esham sistemi kuruluyor bu dönemde. Esham, kağıt paraya geçişin ilk aşaması kabul edilir. Bu iç borçlanma arkadaşlar. Esham sistemi, 1. Abdülhamit Han dönemi. Ayrıca gençler, 1. Abdülhamit Han döneminde arkadaşlar, yabancı uzmanların Müslüman olma ve Osmanlı kıyafeti giyme zorunluluğu da kaldırılmıştır. Bakın, Müslüman olma ve Osmanlı kıyafeti giyme zorunluluğu kaldırılıyor 1. Abdülhamit Han döneminde. Daha fazla uzman gelsin diye. Ayrıca ulufe alım satımı yasaklanıyor. Yeniçeriler maaşlarını satıyordu. Çünkü maaşlarını aldıkları bir belge vardı arkadaşlar. Bu ulufe alım satımı da yasaklanıyor 1. Abdülhamit Han döneminde. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Gelelim gerileme döneminin arkadaşlar 3. Selim. En ciddi anlamda ıslahat yapan padişahımız arkadaşlar. Yabancı, Türk ve yabancı uzmanlara lahiyalar, raporlar hazırlatıyor. Ordu, ekonomi ve yönetim alanında değişiklikler yapılıyor. Daha çok önceki ıslahatlar orduyla alakalıyken 3. Selim, bakın, ordu, ekonomi ve yönetim alanında ıslahatları. Meclisi meşveret, danışma meclisi oluşturarak ıslahat yapma kararı aldı. Bu meşveret meclislerinde, bu bir danışma meclisi, ıslahat yapma fikri alınıyor burada. Yenilikler daha çok Fransa örnek alındı. Arkadaşlar bakın, biz kara ordusu, Fransızlar çok iyi olduğu için bu dönemlerde Fransızlardan arkadaşlar örnek alıyoruz kara ordusunu. Ayrıca Osmanlı'da askeri okullarda Fransızca resmi yabancı dil olacaktır arkadaşlar. Bu dönemde 3. Selim Han döneminde yapılan ıslahatların genel adı yeni düzen anlamına gelen Nizam-ı Cedid'dir. Nizam-ı Cedid. Bakın, Nizam-ı Cedid. Ayrıca Nizam-ı Cedid adında da bir ordu kurulmuştur. Bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedid hazinesi kuruluyor. Nizam-ı Cedid ocağı. Yani Nizam-ı Cedid ordusu kuruluyor. Bunun ihtiyaçları için İrad-ı Cedid bir hazine oluşturuyor arkadaşlar. Gençler, kara ve deniz mühendishanesi geliştiriliyor. Mühendishaneye Berber Ünvanı ve Mühendishaneye Bahri Ünvanı. Bahriye Denizli, oradan gelsin aklınıza. Deniz Mühendishanesi, Berber Ünvanı, Kara Mühendishanesi'ni geçmiş hali. Batıdaki bilim, teknik ve siyasi alandaki gelişmeleri takip etmek için Londra, Paris, Viyana, Berlin gibi başkentlere daimi elçilikler açılıyor. Bu çok önemli bakın. Geçici elçilikler Lale Devri'ndeydi. 3. Selim Han döneminde de nedir arkadaşlar? Daimi, yani sürekli elçilikler var. Mesela Yusuf Agah Efendi ilk daimi elçimiz. İlk geçici elçimiz de Lale Devri'nde 28 Mehmet Çelebi'ydi, hatırlayın.
Yerli malı kullan. Ya, yabancı dil Fransızca'dan bahsettim. İlk devlet matbaası, matbaa-i amiredir gençler ismi, kuruluyor. Bakın bunu söyleyelim. Kabakçı Mustafa isyanıyla maalesef 3. Selim tahttan indirilecek arkadaşlar. Yerine 4. Mustafa'ya padişah ilan edecektir. Şunu da arkadaşlar bir bakayım, eğer 18. yüzyıl ıslahattan özellikleri var. Bunu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Buraya geçmeden önce arkadaşlar. Nizam-ı Cedid ordusu, Fransızlar bizim toprağımız Mısır'ı işgal edecek. Daha sonra Napolyon Bonaparte, yani Fransızların başındaki komutan, Mısır'ı işgal edip Suriye'ye doğru ilerleyecek. Napolyon Bonaparte'ı Cezzar Ahmet Paşa, bu Nizam-ı Cedid ordusunun başındadır. Arkadaşlar Akka'da yenecek ve El Arış Anlaşması da imzalanacak. Yani bu Nizam-ı Cedid ordusunda bir başarısıdır. Yine ileride de değineceğiz. Hemen 18. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerine bakalım gençler. 17. yüzyıl ıslahatlarından farklı olarak Avrupa örnek alınmıştır. Daha köklüdür 18. yüzyıl ıslahatları. Askeri alan tabii daha ağırlıklıdır. 3. Selim biraz daha yönetim, ekonomi alanında daha geniş çaplı ıslahatlar yapmıştır. Islahatı yapan padişahın ömrüyle veya yapan kişilerin ömrüyle sınırlı, devamı getirilememiş arkadaşlar. Bir devlet politikası haline gelememiştir. Bunu söyleyelim. Islahatlar, bakın gençler, Yeniçerilerin, halkın ve ulemanın tepkisiyle karşılanmış. Yani tam anlaşılmıyor tabii o dönemde ıslahatlar. Yönetim ve hukuk alanında ıslahat yapılmamıştır. Bu önemli. Yönetim ve hukuk alanında, yönetim ve hukuk alanında ıslahat yapılmamıştır arkadaşlar. 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha planlıdır, daha başarılıdır. Ama devletin çöküşünü engelleyememiştir. İlk planlı ve programlı yenilikler 3. Selim zamanında yapılmıştır diyeceğiz. Gençler, gerileme döneminde bu şekilde arkadaşlar.